Ne olduğuna dair bir açıklama var mı diye bakmaya çalışıyorum. Donuyormuş. Oyun donuyormuş. Rakipte. Evet, Aurora Eternal Fire maçında bir teknik duraklatma var. Orada denge varken. Evet, sanki o iki silah saklamaya çalışsak, hani iki tane değerli AWP. Ardından o silahlar korunabilseydi eğer. Oy, pas zor bir vuruş. İki oyuncunun canı pas attı kılıcı be. 4 kill pazdan. Yani iki cana kadar düştük ama Paz 7'ye 0 başlamış oldu. Bu round'daki 4 kill'lik performansıyla beraber. Sekülü başlangıç Fnatic. Ortaya Immortus agresif geldi iki oyuncuyla beraber diye. Andy'nin yanına çağırdı. Ya clutch alıyorum hala bilgisayarla uğraşıyorum diyordur şu an. Sanırım bir ses şeyi var. Sorunu var. Kulaklık ve burada Voxic. Hesap makinesini versen oynar style'a. Biraz ses yapıyor. Nikodoz ayaklarını gördü. Güzel bir headshot. Immortus'dan. Nikodoz da tek başına paza yakalanıyor. Alsight savunması kırıldı. Krims var sadece headshot'ta. Özellikle timinglere maruz kaldıkları, Tek9'ların üzerine koştukları o ve o kaosta çok reaksiyon veremedikleri o B eko rounduydu. Onun dışında full buy roundlar, silah roundları artı tabanca roundu olmak üzere net bir performansı var Movistar'ın. Şimdi Martinez'in ekonomisi patlak. Tabi orada bir şey olmayacak ama 4 tane silah var. Bakalım. Graveyard'da Black Poison kendini göstermişti ama çok net vuruş. Mantelis 7'ye 0 giderken artık ufaktan. Ay, ne diyorsun ya? Arkadaki öldü. Black Poison yavaş yavaş gelecek. Bu arada bir tane flash'ı var. Smoke'u bıraktı bana ne doğru ve Zantares'ten inanılmaz bir headshot. Şimdi pool'u atladı Zantares. Sonic orada ve Zantares. Zantares tuşuna basıldı takımda. Son kill de Zantares'ten. Harita puanı geldi. Anlayamıyorsun zaten. X-Bot koşuyor. Sonic duymuş olması lazım. Black Poison tuvalete girdi. Kapıyı açtı tuvalete girdi. Daha doğrusu giremedi de. James Bond da oldu. Yani James Bond'a böyle bir giriş yakışırdı bu arada. Çok iyiydi ya. Ay ay. Pik dağıttı. 1'e 3 pozisyon. Canlar az belki ama çok fazla farklı açı var. Immortus son kill aldı. Sorunsuz. Mantes'in eli havada kaldı. Adam'ı bulmuş. Son kill de Zantares'ten geldi. 24. kill oldu Zantares'in. Zantes gerçekten yani ilk harita 35 vurdu. Inferno'da. Şimdi sadece 19 Alex arkalardan gelip Zantares'i buldu.
Sona kalan Voxic'ten sadece bir kill çıktı. Hadi bir duraklatma alalım şu an be. Ya iki kere yarım kalıldı. Devik Galil'le oynuyor. İnanılmaz. Müthiş bir ekonomi. Kim acaba? Ekonomistleri kim acaba? Aklıma bir iki isim geliyor ama. AWP ile beraber 3 rifle, 4 tane rahat silah olacak Astralis'in elinde. Bir tane de FAMAS görebiliriz belki. Evet, ama Blame F'in AK'si var, o işte bizim beni tedirgin eden şey şu. Artık yok Blame F'in AK'si yok, Spex de yok artık. Oh, Voxic bir de Blame buldu. İnanılmaz. Nereye koysa krosunu, orada bir Astralis oyuncusu. Retake denemesini tek başına durduruyor Voxic. Savunmada da bir benzerini bizim uygulamamız önemli olabilir. Mental bir şey herhalde bu. Exploit'in yaptığı. Yani konsantrasyon için yapıyor olabilir bunu. Plant bir gelsin artık. Çok sakat pozisyon, çok sakat. Oh. Neyse ki plant geldi. Farlik atışını kaçırdı. Immor farkında artık her şeyin. Mister görmediğimiz açıda Voxy'yi bulurken biz tek oyuncu kaybıyla round'u oynamak istediğimiz kıvama getirdik. Evet, Mistra'da bir AK gelmiş yeniden. LMF yansıması yakalıyor bu arada. Buraya oynayacaklar. Her tarafından almış bir duraklatma bu. Evet, ilk kez duraklatma kullanıyoruz. Hala önde olduğumuzu unutmayalım. Şimdi bir de gun round oynayacağız. Paz'ın burada desteği çok önemli. Glaive üzerinde bulacağı kill. Round'un gidişatını tamamen değiştirecektir. Fardiye gelen Mizantres kill'i. Orada Glaive açıklığı kanadı. Paz da Glaive'i yakalamış. Glaive F'den gelen bir kill. Takasla Immor başarılı. Sona kalan Zipex ve Mister. 4 oyuncu hayattayız. Voxic arka tarafı kontrol etmedi. Farlik agroyu çekti. Glaive için her türlü senaryo yarattı. Ve Glaive açısı orada değil. 1v2 Zantres. Bir clutch atacaksın. Biz de Nuke'a gideceğiz. 1v1'e kadar getirdi Zantren'in. Sonra kalan Glaive Zantren'i işte burada yakalıyor. Açıkçası haritanın daha büyük bir bölümüne sahibiz. Orada Glaive koşuyor. Nerede koşuyor? Arkasında koşuyor Zantren. Uçarak geldi oraya. Süper kahraman inişi. X-Flat'ta Fardy'i bekliyor ama gördüğü bir açı yok. Şu anda X-Flat'tan gelen Mr. Kill. Orada bir de Fardlik var. Sonra kalabalık geliyorlar ve bu summon sonunda Zantares bu sefer biraz daha inisiyatif kullanmayı tercih etmişti. Yine köşeye çekildi. Glaive geliyor, ayakları gözüktü. İkinciyi de buldu Zantares. Üçü de getirdi. İnanılmaz bir meydan oyunuyla 15-13'e gideceğiz belki. Blame F'le Zipex. Burada... Okey, Snap'i. Farklı bir şey denedi herhalde. Bıçağını göstererek bir şey anlatmaya çalışıyor bize. Senpais hemen gap çıkışında yakın mesafe, iyi hareketli bir oyunda bu arada. Zantres pay etti. Hatta AWP'li bir şekilde yaptılar bunu. Voxin daha pis ellerinde. Zantres yine çok hızlı çıktı. Gördü mü emin değilim. Görmemiş de olabilir. Tam kör oluyordu ama şu an A'yı temizliyorlar yalnız. Ve A'nın boş olduğu infosu gelecek ki geldi şu an. Ve bunun da sonucunda döneceklerdir. Bu arada Maiden büyük risk aldı. Maiden çok zorlandı. Maiden ufak bir satış. Zantares'ten yine de takas geldi. Kill de alamayabilirdi bu arada Maiden'dan. Şimdi Diha hemen rampa savunması için Smo yenileyecek. 4 pozisyon Snappy. Önce bir kill deneyecek gibi. Snappy 2 kill aldı. Neyse ki puzzle takası var. Valde kırdı silahı resmen. 2 saniye 1 saniye kaçacak Valde. Tone of Fire'dan iyi round. Yani 1... Abi Voxic SSK'sını haraya ödüyor mu acaba? Bilmem, sorabiliriz. Kritik bir bilgi çünkü. Evet, tekrar buy round. Voxic'in AWP'si var ellerinde. Sorunsuz bir şekilde bir tane silah dropladı. Şimdi B'den AWP'le gelecek. İkisi de wallbang. Ayak denemesi kazanan Voxic. 11 canla çıktı oradan. Koyabilir. Diha bir tane de nade attı. Smoke'da bir gap mi var? Gap var ama oraya doğru... Zantares'ten arkadaşlar smoke sanırım boşlukta atılmış. Daha dikkatli olalım ve geri dönelim buradan. Bilgilendirmesiyle beraber geri döndü takım.